Evet. Bu ekranlar biraz küçük geliyor bana ama yok çaresi. Şimdi başlıkta da söylediğimiz gibi yani bugün biz iklim değişimi, şimdi bu iklim değişikliği mi demek lazım, iklim değişimi mi demek lazım? Onu böyle yani eşim benim dil bilimcidir, ona sordum, iklim değişimi lafının daha düzgün olduğunu düşünüyor o. Ama çok yaygın olarak iklim değişikliği lafı kullanılıyor falan. Bilmiyorum, biraz onu değiştirmeye niyetim var, iklim değişimi lafını kullanmak istiyorum. Çünkü iklim hep değişmiş bir şey. Değişim demek aslında değişim lafı bir yerde bir süreci gösteriyor. Değişiklik dediğin zaman daha somut olmuş bir değişikliği gösteriyor. Bu öyle değil. Bu aslında bir takım süreçlerden bahsediyoruz. Şimdi sorunumuz ne yani? Sorun ne? Derdimiz ne? Derdimiz şöyle. Bir kere derdimiz sadece iklim değişimi değil. Onu lütfen herkes kabul etsin. Küresel değişim derdimiz. Yani İngilizcesini arada sırada bazı laflarını söyleyeceğim. Global change derdimiz. Yani global change'den de küresel değişimden ne anlıyoruz? İnsanın etkinliklerinin gezegenin fiziksel ve biyolojik yapısını değiştirmesi. Onu anlıyoruz. Ve bu tip değişiklikler çok sayıda değişiklik var. İklim değişimi bunlardan bir tanesi. Küresel değişimin içerisinde bir sürü şey giriyor. Yok olan türler giriyor. Türlerin yok olması yani biyolojik çeşitlilik kaybı çok önemli bir konu. Onun üzerinde de saatlerce konuşabiliriz. Ormansızlaşma çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Mikroplastikler bence başımızdaki en büyük dertlerden bir tanesi. Yani düşündükçe böyle bana geliyorlar mikroplastikler. Çünkü mikroplastik öyle ne ortamdan kolay kolay temizlenecek bir şey, acayip bir şey yani. Bunlar parçacıklar bölüne her tarafa girebiliyorlar böyle. Nano parçacık haline bile gelebiliyorlar. Onun için böyle dertli bir konu. İşte bunların hepsi bizim gezegen üzerinde teknolojimizle, yaptığımız işlerle, tarımdan endüstriye kadar bir sürü şeylerle yaptığımız bir takım böyle değişimler var. Bir sürü şeyi değiştirmişiz zaman içerisinde. Son 150 yıldan, 200 yıldan beri bu değişiklikler, bu etkiler çok daha fazla olmuş. Ama kabul etmek lazım ki bu değişim çok daha önceden de başlamış etkiler. Yani bunu pekala Neolitik'e götürebilirsiniz. Yani tarımın tırnak içinde icadına götürebilirsiniz. O zamandan beri başladığını iddia eden bir sürü insan var. Fakat özellikle son 150-200 yıl bayağı dertli bir zaman. Yani insan dediğimiz tür, biyokültürel evrilen tür, gezegenin bütün sistemlerini, yani bugün bu gezegende bu değişimlere etkilenmemiş hemen hemen hiçbir yer yok. Belki Antarktika'nın da değişim çok daha az. Ama onun haricinde her tarafta insanın bir yerde imzasını görüyorsunuz. Fiziksel değişim deyince en basit örnek atmosferdeki karbondioksit gazı. Karbondioksit gazının önemini birazdan konuşacağız. Atmosferdeki karbondioksit gazının artması. Bu artış aşağı yukarı ben bu iklim işleriyle uğraştığım yıllar başlamam. 1980'lerde falan başladım bu işte uğraşmaya. Ondan sonra işte o zamanlar neydi değer? O zamanlar değer 340'da, 330'du falan da. Ondan sonra biz işte diyorduk ki ya bu bayağı işte artıyor falan diye biliniyordu da. Ondan sonra şu andaki değer ne ona bakalım. Çünkü şu andaki değer 400'lerde. Oraya geleceğiz zaten. Bu muntazam bir şekilde ölçülen bir şey. Onun için değiştiğini çok iyi biliyoruz bunu. Ama diğer taraftan başka şeyler de değişime uğruyor. Onlardan mesela burada bir böyle grafik koydum şey olsun diye, örnek olsun diye. Burada çeşitli taksonomik gruplardan değişim, popülasyonlarındaki değişim. Ondan sonra işte denizel türler, karasal türler, tatlı su türlerinde falan. Bunların hepsinde sistematik olarak azalma var. Türlerin yok olması var. Türlerin popülasyonlarının azalması var. Bir de bu iş o kadar belalı bir iş ki. Yani bugün çok fazla biyolojiden konuşmayacağım ama biz bilmiyoruz. Yani şöyle bir şey var. Bir şeylerin
tahrip olduğunu biliyoruz, tahrip ettiğimizi biliyoruz. Yani şöyle düşünün, bir kütüphane var. O kütüphanenin içinde milyonlarca kitap var. Mesela bir kentin kütüphanesi gibi iyi bir kütüphane düşünün. Ve bu kütüphanenin içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Elimizde bir katalog yok. Ya da bunların bir kısmının, %10'unun, %20'sinin bir kataloğu geçirmişiz. Fakat biz kütüphaneyi böyle her Allah'ın günü biraz tahrip ediyoruz. Neyi tahrip ettiğimizi dahi bilmiyoruz. Öyle bir tablo var şu anda gezegenin üzerinde. Şimdi bu iklim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman, iklim değişiminden bahsettiğimiz zaman bu işin üç tane veçhesi var. Veçe lafını kullanıyorum biraz gençlere eski dili öğretmek açısından. Veçe demek aspect demek yani. Hani, madalyonun iki yüzü, üç yüzü olsun. Bir tanesi bir soru, birinci soru neden değişiyor? Gelecekte bizi ne bekliyor sorusu var. Bu çok sormamız gereken bir soru. Biraz bilim olarak bunu yap. İkinci soru, değişirse ne olur? Yani değişirse bunun ucu bize nasıl dokunur? Ve tabii ikinci bunun alt sorusu da biz bu değişikliklere uyum sağlayabilir miyiz? Bu değişimin şeyinde bu hareket eden treninle beraber koşarak ilerleyebilir miyiz? Soru bu. Üçüncü soru, peki yani bunu değiştirmesek olmaz mı? Yani biz acaba biz değişirsek, teknolojilerimizi değiştirirsek değişim süreçlerini yavaşlatabilir miyiz? Hatta durdurabilir miyiz? Soru. Bunlar üç tane bu işin üç yönü var. Yani bir yerde işin bir doğa bilimini ilgilendiren tarafı var. Neden değişiyor? Bizi gelecekte ne bekliyor tarafı var. İkincisi uyum sağlamak meselesi var. Uyum sağlamada teknoloji var, tarım var. Bir sürü yönleri olan bir konu uyum sağlayabilmek. Ve etkilere bakmak, etkiler üzerinden konuşmak. Üçüncüsü de o da esas teknolojik bir konu. Yani benim yetkili olmadığım bir konu aslında. Bir takım alternatif teknolojileri nasıl devreye sokabiliriz? Yeterince hızlı bir şekilde devreye girecekler mi, değil mi? Bu önemli bir soru. Şimdi ilk başta şeyle başlayalım. Neden değişiyorla başlayalım. Ağırlıklı olarak bu konuya değineceğiz. Neden değişiyor? Değişiyor mu? Birinci soru tabii. Değişiyor mu? En tipik şey büyüklük. Pek de çok da büyük bir anlamı olmayan bir büyüklük aslında. O da karalarda ve denizlerde şeyin ortalama sıcaklık, yeryüzü sıcaklığının daki değişme. Bu değişim yalnız burada, pardon, şöyle geri gelelim. Değişimi aslında bir anomali olarak gösteriyor. Anomali demek bir referans periyodu alıyorsunuz. O referans periyodunda bir ortalama hesaplıyorsunuz. Atıyorum 61, 90 veya 71, 2000 aralığında. Ve ondan olan farklara bakıyorsunuz. İşte şu aralıkta bu aralığı referans olarak alırsanız buna göre artışlar ve bundan önceki dönemde de daha soğukça bir dönem var diye. Bu şöyle bir hikaye var. Yani işte hastalandığınız zaman bir tane derece koyarsınız, termometre koyarsınız, vücut ısınızı ölçersiniz. Pardon, ısınız demeyeyim, onu söyleyenlerin ağzına biber sürüyordum. Vücut sıcaklığınızı ölçersiniz. Ondan sonra vücut sıcaklığınızı ölçersiniz. İşte o size bir şey der. Yani sizin başınızın bir şekilde dertte olduğunu söyler. Ama o kadar söyler. Yani kalkıp da size hastalığınızın bir diagnostiğini yapmaz, bir teşhisini yapmaz. Bu da onun gibi. Küresel sıcaklık bir temsili bir büyüklük. Ama bize bir şey söylüyor. Ve biz bunu doğru hesaplayıp hesaplayamadığımıza bakıyoruz. Başka bir şey daha var bizi ilgilendiren. O da denizin seviyesi. Ve şunu biliyoruz ki son yıllarda deniz seviyesi giderek artıyor. Yani böyle birden etrafı su basmıyor. Yani böyle 5 metre birden gitmiyor ama yavaş 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 deniz seviyesinde bir artış var. Tabii bunu ölçmek o kadar da kolay bir iş değil. Özellikle Türkiye Anadolu'da ölçmek zor bir iş çünkü Anadolu'nun kıyıları devamlı olarak böyle oynak. Yani tektonik nedenlerden dolayı oynak bir kıyılar var. Orada bunu ölçmek kolay değil ama bir gerçek yani bizim Türkiye açısından bakarsanız da bizim de kıyılarımız var. Dünyada bir sürü insan kıyılarda yaşıyor, kıyıların yanında yaşıyor. Şimdi bütün bu işin bilimsel tarafına geldiğimiz zaman hemen şey yapmadan, fazla geciktirmeden
IPCC'den bahsedeyim. IPCC yani bu iş birazdan söyleyeceğim gibi 19. yüzyıldan başlıyor. Bu konuda bir bilimin kafa yorması. Ama 1980'lere gelindiğinde artık politikacılara küresel ölçekte sunulabilecek bir takım bilgilerimizin damıtılması, damıtma lafını altını çiziyorum, damıtılması gerekli çıkıyor ortaya. Ve 1988'de United Nations Environment Program'da World Meteorological Organization aslında IPCC kuruyorlar. Intergovernmental Panel. Intergovernmental olması demek şu demek, aslında hükümetler oraya adam gönderiyor. Tabii herhangi bir solaktan bir adamı göndermiyor, uzmanları gönderiyor. Fakat bu panelin de birinci görevi hükümetlere, karar vericilere kullanacakları malzemeleri üretmek. Üç tane çalışma grubu var. İklim değişikliğinin fiziksel bilim tabanı çalışan bir grup, grup bir. İklim değişikliğinin etkileriyle uğraşan bir grup iki. Ve iklim çözüm seçenekleri, yani özellikle salımları azaltmak, teknolojik çözümler konusunda kafa yoran grup 3. Bunlar ilk raporlarını yani FAR dediğimiz First Assessment Report'u 1990 yılında yayınladılar. O rapor ondan sonra ne oldu? Ne gibi ürünleri var IPCC'nin? Bir kere değerlendirme raporları var, Assessment Report'lar var. FAR, SAR, TAR, AR, 4, AR5 olarak gidiyor böyle. Bu sene AR 6 çıkacak. Assessment Report 6 çıkacak bu sene. Bu sene önemli bir kısmı çıkacak. Gelecek senede biraz bir kısmı çıkacak. Şimdi bu raporlar 200 tane yazar tarafından, daha da fazla yazar tarafından hazırlanıyor. Bunların hepsi tabii o andaki bilimi bir yerle derliyorlar, damıtıyorlar, ayrıştırıyorlar. Ve bu yazılan şeyler, raporlar 1.000 taneden fazla hakeme gidiyor. Hakemler tarafından inceleniyor, eleştiriliyor falan. Böyle bir süreç var. Yani bu süreç böyle ne Amerika'nın, ne İngiltere'nin, ne Rusya'nın veya Çin'in elinde olan bir süreç değil. Herkesin katkı verdiği, bütün dünya ülkelerinin tabii ki bilimsel becerileri ölçüsünde diyelim, o çok önemli, katkı verdiği raporlar bunlar. 1990, 95, 2001, 2007, 2013'te yayınlandı bu raporlar. 2021-2022'de de 6. rapor çıkacak. Her raporla beraber bir rapor var. Ondan sonra her çalışma grubu için bir rapor var. Bir tane sentez raporu var. O çalışma grubunun raporunun sentezi var. Bir teknik özeti var. Bir de böyle özeti karar vericiler için özet var. Bu karar vericiler için yani bütün bu dokümanlar zaten yani bütün bu dokümanlar çok iyi tasarlanmış dokümanlar. Bir kere infografikleri falan çok iyi. Onun için yani bu Summary for Policy Makers dedikleri bu SPM dokümanları, bunlar rahatlıkla hani derslerde textbook olarak kullanabilecek kalitede belgeler. Yani bir şey okumak istiyorsanız bunları tavsiye ederim. Onu söyleyeyim başta. Çünkü bunlar her türlü kitaptan daha iyi yazılmış, düzenlenmiş grafikleri olan raporlar. Bir de arada sırada özel raporlar yayınlıyorlar. Bu özel raporlardan bir tanesi 2018'de çıktı. Paris İklim Anlaşması'nın isteği üzerine ortaya çıkan bir rapor. 1,5 derecelik santigratlık bir iklim değişikliğinin ne gibi etkileri olabileceği ve bunu bu 1,5 derecede tutmak için ne gibi bir takım yollara başvurulabileceği konusunda bir özel rapor. Özel rapor olarak çıkıyor. Bu ilk raporun kapağı. Ondan sonra güzel bir kapaktır bu. Ondan sonra ilk raporun kapağı. Tarihsel bir doküman. 1990'da çıkıyor ilk rapor. Şimdi 1990 dediğimiz zaman unutmayalım ki 1992'de Rio'daki yer zirvesinde, dünya yer zirvesinde, Earth Summit'te 1992'de yani 2 sene sonra, bu rapordan 2 sene sonra Earth Summit yapılıyor Rio'da ve Rio'da da Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeveliyor. Onu da söyleyelim bu arada. Ondan sonra Türkiye ancak 2004'te bu sözleşmeye taraf oluyor. Onu da söyleyeyim bu arada. 12 sene sonra. Ondan sonra bu süreç orada başlıyor ve UNFCCC dediğimiz bu
Çerçeve Sözleşmesi'nin dev sekreteresi şu anda Bonn'da ve her yıl bu tip uluslararası sözleşmelerin COP'ları yapılır. Yani Conference of the Parties yapılır. COP dediğimiz COP toplantıları yapılır. Geçen sene yapılamadı. Bu sene yapılacak galiba, Glasgow'da yapılacak. Böyle bir süreç başlıyor. Neden değişiyor sorusu. Neden değişiyor? Bir kere atmosferin bileşimini değiştiriyoruz. O çok önemli. Onun üzerine çok konuşacağız. Ama aynı zamanda yeryüzeyinin özelliklerini de değiştiriyoruz. Ormanları kaldırıp onlara yerlerine tarım yapıyoruz. Başka bir sürü değişiklikler yapıyoruz. Kentler genişliyor. Çok önemli. Unutmayın ki yani nüfusun %55'i kentlerde yaşıyor. Ve 2050 yılında da %68'i kentlerde yaşayacak. Onun için kentler çok önemli. Yüzeylerde farklılıklar yaratıyor. Şimdi bir kere atmosferdeki bu değişmeye bakalım. Demin gösterdiğim grafik. Bu böyle hızla tırmanan ve atmosferdeki karbondioksit var. Bu çok önemli. Karbondioksit başka gazlar da var ama karbondioksit en önemlisi. Bugünkü değerleri valla bulamadım. Bugünkü değerleri ama 2 Nisan yani 2 Nisan ne oluyor? Cuma günü oluyor. Cuma. Değerler böyle. 416 ile 417 diyelim pratik olarak. Geçen sene 415 civarında. O iki tarih arasındaki farkı aldığınızda 1,37 ppm yapıyor. PPM demek part per million demek. Ondan sonra yani demek ki 2 yıl arasında şimdi bunun mevsimsel olduğu bu iş bir kere mevsimsel. Bakın buradaki böyle testere dişi gibi olan şeyler bunların mevsimlere göre değiştiğini söylüyor. Yani ve çok muntazam bir şekilde ve aynı zamanda yapılan ölçümlerin ne kadar doğru ve hassas ölçümler olduğunu da söylüyor. Yani precision ve accuracy açısından doğru ve hassas ölçümler olduğunu da söylüyor. Mevsimsel dalgalanmaları da yakalayabiliyor ölçümler. Onun için hangi mevsimde baktığınıza göre değerler oynuyor tabii. Ama 416. Nerede benim bu işlere başladığım 340'lar, 330'lar, 340'lar? 416 nerede? Yani bayağı bir değişmiş işler. Fakat atmosferdeki karbondioksit öyle sabit kalan bir şey değil. Sabit kalan bir şey değil ama ve bunun sabit kalmadığını nereden biliyoruz? Çünkü buz karotlarından Antarktika'daki ve Grönland'daki buz karotlarını çıkardığımız zaman, buz silindirleri çıkardığımız zaman bunların içindeki hava kabarcıkları çok ilginç duruyor. Yani insanın aklı duruyor nasıl yaptıklarını bunları ama hava kabarcıklarının içerisindeki havadaki karbondioksit ölçülüyor ve bir sürü başka şey de ölçülüyor. Ve buradan son aşağı yukarı 450 bin yılın için biz atmosferde en azından Grönland'ın üstündeki veyahut da işte Antarktika'nın üstündeki karbondioksit çok da fena karışmayan, iyi karışan bir gaz. Ondan sonra burada karbondioksitin nasıl değiştiğini görüyoruz. Bakın değişmelere bakın. Burada nereden bahsediyoruz? Aşağı yukarı böyle bir 450 civarında olan bir değişiklikten bahsediyoruz. Bugün geldiğimiz nokta nerede? Pardon, 250'den bahsediyoruz. Şu anda 414'teyiz falan. Onun için yani şu anda gördüğümüz, deneyimlediğimiz atmosferdeki karbondioksit miktarı son 450 bin yılın en yüksek değerleri. Bunu bir kere yazalım. Yani bu şey değil. Yani işte bu iklimle ilgili iklim inkarcıları konusunda konuşacağız belki sonda ama yani bu böyle şey değil. Böyle hep değişir falan da üstesine öyle bir kenara atılacak bir şey değil. Çünkü gökyüzüne parmak burada çok en yüksek değerlere ulaşmışız. Peki, şimdi bu atmosferdeki karbondioksit gazı değişirse ne olur? Bunun getireceği sıcaklık, yeryüzü sıcaklık değişmelerini ilk hesaplayan insan Svante Arrhenius. Şimdi Arrhenius'u eğer fiziksel kimya dersi okumuşsanız ki yani böyle moleküler biyoloji falan diye geziniyorsanız etrafta fiziksel kimya okumuş olmanız lazım. Fiziksel kimyada Arrhenius faktörü diye bir şey vardır. Fizikçiler de bunu pekala bilirler. Fiziko-kimyadan veyahut da işte istatistik mekanikten falan. Arrhenius faktörü dediğimiz bir şey var. Bu adamın adı verilmiş ona. Ama bu adam aynı zamanda başka yaptığı çalışmalardan dolayı
yanık eriyiklerden dolayı şey yapmış. Nobel ödülü de almış bir adam ama aynı zamanda da bir şey yapmış. Bu konuya el atmış bir adam ve zannedersem 1896 tarihli bir şeyde, makalede bu işin nasıl bir etkisi olacağını söylüyor bize. O zaman söylüyor. Yani bu iş böyle bilimin yeni keşfettiği bir şey değil. Hatta biraz daha geriye gidiyoruz. 1896. Bundan da geriye gidiyoruz. Çok ilginçtir. Bunu yaptığı deneylerle ilk ölçen ve bunun yani karbondioksitin yüzeydeki yapıp getireceği sıcaklık açısından etkiyi ilk öngören kişi Eunice Foote diye bir hanım. Çok önemli bu. Yani kadınların bilimdeki yeri meselesi açısından çok önemli. Bu kadıncağız bunu kendisi sunmamış. Sunabilirmiş ama işte yani pek de böyle sıcak bakılmıyor kadınların toplantılarda sunum yapımı. Bu şeyde American Association for Advancement of Science toplantısında 1856'da Albany'de yani New York yani bunu sunmuş. Bu American Association for Advancement of Science de biliyorsunuz Science dergisini çıkaran kuruluştur. Yani çok çok baba ve eski bir bilim kuruluşu. Ondan sonra orada sunmuş birisi. Onun için yani bu işi ilk farkına varmak bir kadına nasip olmuş. Ondan sonra oğlu yapmış. Fakat tabii adı ancak son zamanlarda biraz ön plana çıktı. Sonra John Tyndall, İngiliz, bu kadının yaptıklarını falan bir köşeye atıp hiç bundan bahsetmeyip ben bu işi böyle hesapladım, ölçtüm falan diye ortaya çıkmış. Onun için ilginç bir bilim tarihi vardır bu işin. Merak edenler okusunlar. Şimdi sera etkisi ne demek? Bu gazlar, karbondioksit konusu neden dertleniyoruz? Şimdi sera etkisi şöyle bir şey var. Bizim derdimiz sera etkisi değil. Sera etkisinin iyi bir şey olduğunu söyleyeceğim şimdi birazdan. Artan sera etkisi bizim derdimiz. Sera etkisindeki artış bizim derdimiz. Sera etkisi şu demek. Güneş'den gelen kısa dalga boyları diyeceğiz. 5000 şey civarında işte 500-600 nanometre civarındaki dalga boyları yüzeyi ısıtıyor. Yüzeyi ısıtıyor. Bu atmosferi de ısıtıyor bir miktar ama daha çok yüzeyi ısıtıyor. Ondan sonra bu ısınan yüzeyde her sıfır, mutlak sıfır dereceden farklı bir sıcaklığı olan cisim gibi siyah cisim ışınımı dediğimiz ışınımı yayıyor. Şimdi ışınımı yayıyor ama bu yaydığı ışınım uzaya doğru gidecek ama tam gidemiyor. Çünkü atmosferde bu dalga boylarında yani bunlar böyle işte 1-1,5 mikrometre civarında dalga boyları falan. Ondan daha ötesinde biraz aslında gidiyoruz. İşte 1,5'tan 8-9 mikrometreye kadar olan bir aralıkta. Bunlar bu kızılötesi dalga boylarındaki ışınımı soğuran gazlar var atmosferde. Hangi gazlar bunlar? Burada da gene aynı şeyi tekrarlıyorum. İlginç bir şey yok. Ondan sonra şimdi sera etkisi yaratan gazlar hangileri? Bir kere atmosferdeki iki tane temel gaz var. Bunlar sera etkisi yaratan gazlar değiller. Yani o gazlar hangileri? Diatomik azot ve diatomik oksijen. Bunlar sera etkisi yaratan gazlar değil. Sera etkisi yaratan gazların baba gaz, esas çocuk su buharı aslında. Fakat su buharı bizim kontrol ettiğimiz ve çok değişken bir şey, bir kontrol edemediğimiz ve çok değişken bir şey olduğu için su buharı üzerinde kimse konuşmuyor. Fakat su buharının şöyle bir rolü var. Su buharı yüzeyden gelen kızılötesi dalga boylarındaki ışınımın çok önemli bir kısmını soğuruyor. Ama su buharının soğuramadığı dalga boylarında, yani biz ona su buharı penceresi diyoruz o aralıkta özellikle, gazlar, soğurma özelliği olan gazlar, ki karbondioksit bunlardan bir tanesi, su buharının yaptığı etkiye ilave bir etki yapıyor. Yaptığı etki ilave bir etki. Bu etkiyi yapan yalnız su buharı değil, metan çok önemli bir gaz. Çok çok önemli bir gaz. Yani işte bir takım moleküler özelliklerinden dolayı. Bu gazlar etki yapıyor. Onun için bu gazlar bizim için önemli. Başka gazlar da var tabii. Yani halojenler var, kloroflorokarbonlar var. Hidroklorofluor, diazot monoksit var. Yani nitrous oxide dedikleri İngilizcesiyle olan gaz. Ondan sonra başka bir sürü gazlar var aslında ama ufak tefek onlar. Çok büyük etki yapmıyorlar.
Esas çocuk bence karbondioksit. Ama aslında gizli esas çocuk su buharı, bunun yapamadığını yapan karbondioksit ve yani ileride de devreye girmesi durumunda başımızın bayağı bir belaya girebileceği, şu anda az miktarda bulunan ama ileride miktarı artabilecek olan metan. Çok önemli o metan gazı. Şimdi bunların yaptıkları şöyle bir şey var. O atmosferi yani yüzeyden yayılan ışınımı atmosfer soğurduğu zaman atmosfer ısınıyor. Atmosfer bu sefer yeryüzüne doğru da hem uzaya hem de yeryüzüne doğru ışıyor. Bunun sonucunda bir radiative forcing dediğimiz işte ışınımsal neyse işte zorlama diye çevirebiliyoruz aslında. Ondan sonra bunu yaratıyor. Etki yapan şeyler neler? Bir kere bu gazlar yapan şeyler de olabiliyor. Mesela stratosferdeki ozon negatif etki yapıyor. Troposferdeki ozon pozitif etki yapıyor falan. Böyle bir şey var. Yani sonuç olarak burada ortaya çıkan bir şey var. Ek ışınımın ek yani sera etkisi var. Sera etkisi arttığı zaman yeryüzüne ulaşan ışınımda atmosferin alt tabakaları ve yeryüzüne ulaşan ışınımda bir artış oluyor. Bu artış şuradan baktığınız zaman işte şu anda 2,5 watt bölü metrekare civarlarında bir şey. Şimdi şuna gelelim diye tekrarlıyorum. Sera etkisi çok önemli bir şey. Sera etkisi olmasaydı ne olurdu? Sera etkisi olmasaydı yeryüzü sıcaklığı bugünkü sıcaklıktan aşağı yukarı bir 30 derece falan daha soğuk olacaktı. Yani eksi 15'lerde falan olacaktı aşağı yukarı kabaca. Ondan sonra ve yer yüzeyi de kolay kolay yaşanamaz. Yani suyun sıvı halde bulunmadığı bir yüzey yani. Onun için sera etkisi hayatı mümkün kılan bir şey. Bizim derdimiz sera etkisi değil. Bizim derdimiz bizim yaptığımız katkılardan dolayı bu sera etkisindeki artış. Bunu bir kere çok açık olarak koymak lazım. Şimdi bizim derdimiz bizi geleceğini bekliyor. Geleceğini bizi de bekliyor. Yani bu bir falcılık işi. Falcılık önemli bir şey. Türkçemizin güzel bir lafı vardır biliyorsunuz. Fala inanma, faldan şey yap ama faldan falsız kalma falan öyle bir laftır. Ben de o lafı öyle diyorum aslında. Biz iklim modelcilerini de falcı olarak görüyorum. Biz tabii biraz daha fenni falcılarız. Öyle diyeyim. Fenni yapıyoruz o işi. Böyle kristal kürelerle veyahut da ne bileyim işte kahveye bakarak veyahut da işte çay yapraklarına bakarak falan yapmıyoruz da başka işler yapıyoruz. Nasıl yaptığımızı konuşacağız. Ondan sonra bizim yaptığımız iş o. Nasıl yapıyoruz o işi? Yerin bir kompleks sistem olduğunu bir kere göz önüne getirebiliyorsunuz. Yeryüzünde çok çeşitli süreçler var. Karalarda cereyan eden süreçler var. Denizlerde cereyan eden süreçler var. Bir sürü süreçler var. Ve bunları biz bir şekilde bunların her birisi için bir matematiksel gösterim ortaya çıkartıp o matematiksel gösterimle bunlarla ilgili bir takım simülasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yer sistemi, bu diyagram. Bu diyagramı aslında ben böyle oturup da anlatmak için koymam. Yani de insanları korkutmak için koyarım. Ama baktıkları zaman Allah nasıl bunları anlatırsa biz buradan kolay kolay kurtulamayacağız derler. Öyle bir korkutma faydası var. Korkutma iyi bir şeydir, insanları uyandırır. Şimdi burada bir fiziksel iklim sistemi var. Bir de biyojeokimyasal döngüler var. Biyojeokimyasal döngülerde adı üstünde biyo var, jeo var ve kimyasal var. Çeşitli elementler üzerinden olan bir takım döngüler var. Bunlar önemli. Ekosistemler buranın parçası, ekosistemler. Burası da fiziksel iklim sistemi. Şimdi biz bunları mümkün olduğu kadar modellemeye çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz modellemeyi? Kutu kutu oynuyoruz. Kutu kutulara ayırıyoruz. Yer yüzeyini kutulara ayırıyoruz. Atmosferi kutulara ayırıyoruz. Kutu kutular yapıyoruz böyle. Ondan sonra yani sayısal yöntemler konusunda ders alanlar bilirler. Sayısal yöntemler kullanıyoruz. Sonlu farklar veyahut da onun başka versiyonlarını kullanıyoruz. Bir takım spektral yöntemler de kullanılıyor. Ve bunlar da biz
Temel denklemleri çözüyoruz. Temel denklemler dediğimiz enerji korunumu, lineer ve açısal momentum korunumu, ondan sonra termodinamik tabii ki işin içinde ikinci kanunuyla, yapısıyla termodinamik enerji korunumu da yapıyoruz orada. Ondan sonra termodinamik ama termodinamik işin içine geliyor ve aynı zamanda ışınım da var. Atmosferdeki ışınımı yapıyoruz yani. Radyatif transfer denklemi dediğimiz bir şey var. Maalesef üniversitelerde çok fazla okutulmuyor. Fizik bölümlerinde bile radyatif transfer denklemini çok fazla kişi, yani eğer astrofizikçi değilseniz radyatif transfer denklemiyle çok fazla ilgilenmezsiniz. O denklem var. Bunların hepsini çözmek zorundasınız. Ve bunların her birisini böyle kutular için çözmek zorundasınız. Bu kutuları elinizden geldiği kadar küçük yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü daha fazla konumsal çözünürlüğü olan bilgi üretmek istiyorsunuz. Ama aynı zamanda kutularınızı ne kadar küçültürseniz o kadar fazla bilgisayar gücüne ihtiyacınız var. Problem orada. Bu gene aynı şeyin başka bir kutular olarak da görünüşü. Buradaki ışınım süreçleri var. Bulutlar var. Bulut yani bayağı başa dert bir şey. Yani bunun adı bulut, sen bu işi unut demişler ya, onun gibi bulut bayağı dertli bir iş, bulutlarla uğraşmak. Ama bulutlar da var. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi bu işe 1960'larda başlanıyor. Ondan sonra 70'lere geldiğinde atmosfere karbondioksit koyabiliyoruz. Yani simülasyonlarında yağmur yağdırıyoruz bir şekilde. 80'lere geldiğinde bulutları koyuyoruz. Ondan sonra şeyi koyuyoruz. Yeryüzü süreçlerini, pardon, kaydı. Yeryüzü süreçlerini koyabiliyoruz. Bu First Assessment Report'un zamanında bir sürü şeyler var bunun içerisinde ama hala mesela okyanus böyle sadece bir su tabakası olarak duruyor. İkinci rapora geldiğinde okyanus daha dinamik bir okyanus haline geliyor. Böyle giderek bu modellerin yer sistem, artı zaten o zamanlar önce genel dolaşım modeli deniyordu. Sonra işte küresel iklim modeli dendi. Artık bugünlerde küresel, yani küresel değil de yer sistem modeli deniyor. Earth System Model deniyor. Yani adı bu hale geliyor. Çünkü artık bunların içinde bitkiler var. Bitkilerden terleme var, buharlaşma var, aklınıza ne gelirse bir sürü şey var. Şimdi ve bunların aynı zamanda da mekansal çözünürlükleri giderek artıyor. İlk başlarda 500 kilometrelerde olan şey, dördüncü rapora gelindi mesela, şu anda beşinci raporun grafiği yok burada, ondan sonra 100 kilometre civarlarına geliyor. Artık işte beşinci raporda bu 50'ye kadar, 50 kilometreye kadar gidiyor. Yani tabii bu iş tamamen bilgisayar teknolojisiyle ilgili olan bir şey. Ve yani şeyi ne derler? Süper bilgisayar dediğimiz veya yüksek başarımlı hesaplama sistemleri dediğimiz şeylerin en büyük müşterisi, dünyadaki en büyük müşterilerinden bir tanesi. Askerlerden sonra tabii, atom bombası dizayn edenlerden sonra falan. İklim modelcileri. Yani o iklim, yani yer sistem modelcileri. Bunların peşindeler. Yani sizin kampüste bunları kullanan, bu tür şeyler kullananlar var mı bilmiyorum ama sizdeki yüksek başarılı hesaplama kullananlar genellikle işte nano bilim yapanlar veyahut da kuantum kimyası yapanlar falan, onlar kullanıyorlar ama biz iklim modelcileri, yer sistem modelcileri bu işin en büyük müşterisiyiz ve yani şey meselesi bu. Türkiye'de bazı şeyleri yapamıyoruz. Çünkü böyle bir altyapımız, küresel modelleri yapamıyoruz. Bölgesel modeller yapmaya çalışıyoruz. Çünkü böyle bir altyapımız yok. Ve yani küresel iklimle uğraşmak için ve ciddi bir hem hesaplama hem de çıktıları biriktirecek bir disk kapasitesine, böyle bir yapıya ihtiyaç var. Onu da söyleyeyim bu arada. Peki elde ettiğimiz sonuçlar, çeşitli sonuçlar elde ediyoruz. Şeye geleceğim bir daha. Bu SIMIP ne demektir onu anlatacağım da. Şimdi gözlemler siyah çizgi. Şu çizgi, siyah çizgi gözlemler. Ve bunun etrafındaki bu şeyler, mavi ve kırmızı çizgiler, bunlar bu, şimdi şöyle söyleyeyim, değil mi? Anlattığım iklim yer sistem modellerinin belki dünyada bir 10 tane farklı model var. Ve bunlar dünyada atıyorum belki 50 tane, 60 tane laboratuvarda çalıştırılıyor. Hesaplama merkezinde çalıştırılıyor. Ve bunların hepsi tabii birbirlerinden biraz farklı sonuçlar veriyorlar. Buradaki sonuçlar, bu sarılar, maviler,
bu sonuçların dağılımını bir yerde gösteriyor. Ama bunların ortalamasını aldığınızda, yani kırmızı çizgi ve şuradaki, burada bir de lacivert bir çizgi var. Onlar gördüğünüz gibi gözlemlerle oldukça ciddi bir uyum içerisindeler. Küresel ölçekte, küresel ölçekte. Bölgesel ölçekte öyle olduktan söyleyeceksin ama küresel ölçekte özellikle 1980'lerden beri, 1960'lardan beri pardon, bu uyum çok önemli. Onun için yani birisi size ya iklim değişikliğinin zaten bu çok karışık, karmaşık sistemdir, bunu modelleyemiyorlar falan derseniz bu resmi göstereceksiniz. Bu resim size diyor ki bak tarihsel olarak eldeki kayıtlarla, gözlemlerle uyuşan bir takım simülasyonlar yapmayı becerdik diyor. Şimdi bu simülasyonların tabii çeşitli şeyleri var. Deniz için olanları var falan. Fakat şu, bunu boş verin bu resmi. Şu alttaki resme bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu modellere insan etkisini koymuyorsunuz. Yani atmosferdeki karbondioksit artırmıyorsunuz. Yüzeyi değiştirmiyorsunuz falan. Modeli çalıştırıyorsunuz. O zaman, pardon nereye gittik? O zaman o zaman elde ettiğiniz şey şu aşağıdaki eğri oluyor. Şu aşağıdaki oluyor. Bakın aşağıdaki gözlemlerle uyuşmuyor. Yani biz eğer özellikle 1960'lardan itibaren gözlemlerle uyuşan simülasyonları üretmek istiyorsak muhakkak ki insan etkilerini işin içine koymamız lazım. Bu bize bu işi fena da becermediğimizi söylüyor aslında. Şöyle gelelim. Bu başka bir isim. Bunu geçelim hızlıca. Bunu yalnız küresel düzeyde değil, bölgesel düzeyde de bu uyum var. Yani şu siyah çizginin Kuzey Amerika için mesela siyah çizginin pembe bölgede kalmış olması, mavi bölgede değil de pembe bölgede olması bize bizim kıtasal ölçekte en azından gözlemleri simüle edebildiğimizi söylüyor. Bu çok önemli bir şey, veri. Bunun sonucunda aslında şöyle bir şey var tabii karşımızda şimdi. Onu hemen söylemekte fayda var. İlerisiyle ilgili bilmediğimiz şeyler neler? En önemli bilmediğimiz şey atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonlarının ne olacağı. Çünkü bu bir fiziksel bilim meselesi değil. Bu bir ekonomi, siyaset meselesi, ekonomi meselesi. Nasıl bir takım tedbirler alınabilecek, nasıl bir takım tedbirler konusunda ya gezegenin ülkeleri anlaşacaklar da bu işi becerecekler, salımları azaltacaklar, azaltabilecekler mi? Onun için bunu bilmediğimiz için bizim yaptığımız şey şu oluyor iklim modelcileri olarak, senaryolar kullanıyoruz. Bu raporda senaryolar biraz daha geliştirildi son raporda ama bu bir önceki raporda yani 5 raporunda bu representative concentration pathway kavramı üzerinden gidiliyor. Ve farklı senaryolar konuyor. Bir tanesi böyle çok iyimser senaryo ondan sonra. Bir tanesi de karşımıza çıkan kötümser senaryo dediğimiz. Ha, bana sorarsanız ben kötümserin daha gerçekçi olduğunu düşünen birisiyim, onu söyleyeyim bu arada. Onun için ilerisiyle ilgili olan temel belirsizliklerden bir tanesi insanın etkinliklerinin 100 yılın geri kalan kısmında nasıl gelişeceği meselesi. Salımları azaltabilecek miyiz, azaltamayacak mıyız meselesi. Tamam. Şimdi bu yapılan işler sonucunda ne çıkıyor? Bu 5. rapordan alınan bir takım sonuç. Mesela 2081-2100 aralığında değişim. Gördüğünüz gibi her tarafta şöyle bir aşağı yukarı 1,5 1,25 ile 1,75 derece arasında bir sıcaklık değişmesi var. Ondan sonra. Ama bu grafik çok ilginç bir grafik. Şey grafiği değil, mutlak değişmenin grafiği değil de küresel değişmenin karşılığında olan şey. Mesela küresel değişme 3 derece olacaksa, burası da 1,5 gösteriyorsa, siz bu 1,5'u 3 ile çarpacaksınız, 4,5 elde edeceksiniz. Yani küresel değişmeye normalize edilmiş bir değişme haritası. Burada tabii şunu görüyorsun, bir de ayrıca bu stapled olan bölgeler, nokta nokta olan bölgelerde bayağı bir güvenirlik var sonuçlara, bayağı bir iyi bir güvenirlik var. Kuzey enlemlerine gittiğin zaman işler çok kötüleşiyor, görüyorsunuz.
Bunun sebebi gayet basit çünkü orada şey var, bir takım geri besleme mekanizmaları var, feedbackler var. O feedbackler orada iklim sinyalinin, bu değişmenin çok daha önemli bir hale gelmesini neden oluyor. Aynı şekilde yağışlara baktığımızda küresel anlamdaki yağışlardaki bir değişmenin bize ne yönde etkileyeceği meselesi var. Pardon, şuraya gelirsek. Burada görüyorsunuz şey var. Akdeniz bölgesinde azalma var yağışlarda. Ciddi bir azalma var. Akdeniz bölgesi çok önemli ve bu buralarda stapled olduğuna göre buralardaki bu sonuçlara da güveniliyor aslında yağışlardaki azalmaya. Ama başka bölgelerde yağışlarda artış var. Zaten bu bizim söz ettiğimiz iklim değişikliğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi hidrolojik döngünün daha böyle aktif hale gelmesi, daha yoğun bir hale gelmesi. Bazı yerlere daha fazla yağış, bazı yerlere daha fazla buharlaşma oluyor. Sonuç olarak ona geliyor. Bununla ilgili hidrolojik döngüdeki değişmelere bakıyorsunuz. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Aslında şunu da söyleyeyim ben size. Bu sunumu da isterseniz ben size sunumu da PDF olarak da verebilirim. Onu da arzu ederseniz onu da yaparız yani orada. Problem yok. İnsanlar istedikleri gibi incelesinler. Burada yağışta, şeyde, buharlaşmada, relatif humidity'de, evaporasyon ve eksi presipitasyonda yani su dengesinde nerelerde nasıl değişmeler olacağını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Akdeniz bölgesine doğru bakarsanız her zaman şeyi görüyorsunuz. Oralarda bir azalma söz konusu. Başımızın belaya girmesi söz konusu. Gayet basit yani oralarda mesela buharlaşma yağıştan daha fazla. Onun için oralarda su açısından bir eksilme söz konusu olacak. Tabii her şey ortalama değerler değil. Bir de çok kötü bir şey. Yani o ortalamalarla konuşma, ortalama üzerinde konuşmak da iyi bir şey değil bu iklim hikayelerinde. Şey çok önemli. Mesela ciddi yağışlar, ciddi yağışlardaki artışlar. Bu çok önemli bir şey. Bunu Karadeniz'de olanlar bilirler zaten. Türkiye'nin özellikle kuzey bölgelerinin çok ciddi bir sorundur bu. Şimdi bu ciddi yağışlar, bakın bu 8,5. Şuraya şöyle bakayım. Türkiye'nin önemli bir kısmında bu yağışlarda bir şey var. Artış var. Yani sağanak yağışlarda bir artış var. Yani iki şey var. Bir yağan suyun miktarı var. Bir de suyun nasıl yağacağı meselesi var. Sağanak yağışla yağdığı zaman biliyorsunuz Karadeniz'de felaket demek. Toprak kayması demek, su baskınları demek. Bir de ayrıca şehir ortamlarında da çok ciddi etkiler var. Onu da söylemekte fayda var. Burada mesela şeylerde sıcak dalgaları var ya, işte birkaç sene önce Fransa'da oldu, Rusya'da oldu falan, başımızı bayağı belaya soktu. Buralarda artış bekleniyor. Yani sıcaklık dalgasının yaşanacağı, sıcak hava dalgasının yaşanacağı gün sayılarında artışlar bekleniyor. Yani iklim değişimine sadece bir takım ortalama değerler üzerinden değil de uç değerlerde olabilecek değişiklikler açısından bakmak lazım. O çok önemli. Yani çünkü şey çok dert bir şey ortalama. Ortalama diye bir şey yok. Ortalamayla insanlar yaşamıyorlar. Doğal sistemler ortalamaya cevap vermiyor. Ortalamanın etkisi var tabii ama esas da böyle ekstrem olaylar çok önemli bir rol oynuyor. Başka bir şeye geliyoruz. Deniz seviyesi nereye gidecek? Şimdi deniz seviyesi konusunda tartışmalarda en belirsiz olan konulardan bir tanesi deniz seviyesi. Çünkü buz örtülerinin Antarktika ve Grönland gibi nasıl cevap vereceği meselesi var. Bir taraftan şey var da yani sterik efekt dediğimiz yani ısıttığınız zaman su genişliyor. Okyanus genişliyor. Orada bir şey yok. Ama aynı zamanda da Antarktika'daki buzulların erimesi, buz örtüsünün erimesi, Grönland'daki buz örtüsünün erimesi çok ciddi farklar yaratır. Buna ne kadar eriyecek? Hemen şunu söylemekte fayda var. Kuzey Okyanusu'nda yani Arktik'te deniz buzu azalacak. Yazları bayağı buzun azaldığı, yok olduğu bölgeler oluşacak.
Ama biliyorsunuz deniz buzuyla bunun arasında bir ilişki yok. Nasıl ki bardağınıza siz su koyup üzerine buz koyduğunuz zaman, buz eridiği zaman bardağınızdaki su seviyesi artmaz. Onun gibi deniz buzunun yapacağı bir etki yok. Deniz buzu sadece atmosfer okyanus arasındaki enerji alışverişinde bir izolatör görevi yapar. O açıdan önemli. Ama o kadar. Tabii Antarktika'da Arktik'te yazın buzun azalmasının getireceği bir sürü jeopolitik etkiler var. Millet orada gaz için, petrol için delme yapmak istiyor. Oradan trafik söz konusu. Oradaki kıyıdaki devletler neye nasıl izin verecekler falan çok karışık bir hikaye. O ayrı bir hikaye. Ama deniz seviyesi bakın önemli bir hikaye. Çünkü deniz seviyesine şöyle düşünmek lazım. Bir sürü insan denizin yanında yaşıyor ya. Yani şeylerde kıyılarda yaşıyor. Yani burada ne bileyim atıyorum şeye bakın Bangladeş'e bakın. Bütün Hindistan kıyıları, Çin'de kıyılar, Amerika'da bazı bölgeler. Ama Türkiye'de öyle. Yani deniz seviyesi yükselirse İstanbul'da neler olabilir? Veya Çukurova'da neler olabilir? Bunlar hepsi önemli. Az bir deniz seviyesi bile özellikle yeraltı suyunun tuzlanması açısından büyük etki yapabilir. Onun için deniz seviyesi de yani iklim değişikliğindeği zaman her zaman böyle bir sıcaklık üzerinden falan bir muhabbet oluyor. Bazen de kuraklık üzerinden muhabbet oluyor ama aynı zamanda deniz seviyesindeki değişme de çok önemli. Şimdi şuna gelelim. Sizi ilgilendiren başka bir mevzu. IPCC raporlarında devamlı olarak bir terminoloji kullanıyor. Bir şey söylediği zaman parantez içerisinde onun o sonucun güvenilirliği konusunda bir şeyler söylüyor. Böyle bir terminoloji gelişti mesela. Neredeyse kesin dediği zaman gerçekleşme olasılığının %99'dan fazla olduğunu söylüyor. Büyük ihtimalle dediği zaman ona sonra işte very likely geçişiyle olasılığının %90'dan fazla olduğunu diyor. Böyle olasılıklar var. Olabilir de olmayabilir de durumlarında %33 ile %66 arası mesela. Ve yani istisnai olası değil. Yani olacağı olmayan bir şeyleri %1'den az diyor mesela. Böyle bir skala yapmışlar ve yazdıkları anahtar cümlelerde, bütün raporlarda muhakkak parantez içinde bu bilgiyi koyuyorlar. Bu için çok önemli. Çünkü bilim size her zaman cevap verirken tek bir cevap veremeyebiliyor. Ve verilen cevaplar arasında farklılıklar olabiliyor. Onun için değerlendirmeyi yaparken muhakkak bir şekilde söylediğiniz şeyin ne kadar güvenilir olduğu hakkında, ne kadar olabilir olduğu hakkında bir şey söylemek zorundasınız. Bu bilimin zaafı değil. Bence bilimin gücü. Bilim bir şeyi söylerken aynı zamanda belirsizliği de söylemek zorundadır. Yani fizik laboratuvarı yapanlar bilirler. Siz bir şeyi ölçtüğünüz zaman onun artı eksi hatasını söylemezseniz, hata hesabı yapmazsanız zaten laboratuvar raporundan en azından ben asistan olsaydım olduğum zamanlar puan alamazdınız. Bu çok önemli. Eğer de söylediğiniz şeyin beraberinde belli bir olasılıkla beraber gelmesi lazım. Bu bilimin bilmediği anlamına gelmiyor. Ama yanlış bir kesinlik izlenimi vermemesi gerektiğini de biliyor. O bakımdan bu çok önemli bir iletişim bileşeni. Yani insanlara bilimin söylediklerinin iki şeyi söylemek lazım. Bir kesin cevap veremeyebilir bilim ve onun için bir olasılık vermek durumundadır. Eğer namusluysa bilim insanları. Bir de vallahi yıllar geçtikten sonra bazı şeylerin belki de doğru olmadığı hakkında bir takım ipuçları ortaya çıkar ve bilim dün söylediğini bugün kusura bakmayın öyle değil diyebilir. Ve son bir seneden beri düşünün bu pandemi içerisinde neler yaşadık. Ve bilimin söylediği şeylerde bilim dün söylediğini bugün öyle değildir dedi. Bu bilim sürecinin bence gücünü gösteriyor. Bilim sürecinin zayıflığını değil. Bunu lütfen her tarafta altını çizin siz bilim insanları olarak. Şimdi bu iklim değişiminin iletişimi meselesi var. Bir kere bir takım temel ürünler var. IPCC raporları var.
siteleri var iyi kötü bunları açıklayan. Bir de sonuçlara ulaşım mümkün. Sonuçlara ulaşım mümkün. Yani yapılan bu model çalışmalarında sonuçlara ulaşılabiliyor. Bu iş için arşivler var kurulmuş. Her rapor bittiği zaman aslında beraberinde de bir arşiv yine beraberinde geliyor. Bu arşivler büyük arşivler ve bu arşivlere herkes erişebiliyor. Yani sen kimsin evladım da bu arşivlere erişmek istiyorsun demiyor kimse. Bu arşivler büyük arşivler. Yani mesela burada son haliyle tahmin ediliyor ki 36 ile 90 petabyte. Petabyte arası kadar şey olacak ve 86 ile 215 tane milyon dosya olan arşivler. Ama bu arşivlere erişmek için bir takım arayüzleri var. Earth System Grid Federation'ı var. Bunun üzerinden girebiliyorsunuz. Yani biraz teknik becerileri olan bir kişi buradan gidip istediği modelin veya istediği modellerin sonuçlarını alıp onların ortalamasını alıp kendi bölgesi için, kendi ili için, kendi havzası için bunlara bakabilir. Bu herkese açık bunlar. Ve artık bunların böyle açık olmasının nedeni bilimdeki önemli bir değişim. Yani onun üzerine ayrı bir toplantı, bir panel falan da yapabiliriz. Bilimdeki şeffaflık süreci var burada. Her şey ortaya konuyor. Bir takım klasik parametreler, insanlar modellerini ona göre çalıştırıyorlar. Sonuçları da alıyorlar, bu arşivlere koyuyorlar. Bu arşivlerden de herkes gidip bakabiliyor. Bundan 40 sene önce ben bu işlere başladığımda bunu yapamazdınız. Çünkü bu kadar veriyi açacak bir yerden birisinden sonuçların ayrıntılarını isteyebilirdiniz. Yani biz işte ben Ankara'da da doktoramı yaparken ne bileyim işte Princeton'da birisinin sonuçlarını isteyebilirdim. Adam bana o zaman bir tane manyetik tep göndermek zorundaydı. Yani internet falan yok. İnternet 85-86'da falan devreye girmeye başladı. Onun için internet yeni bir şey. Ama şimdi artık internet çağında olduğumuz için tamam bir takım büyük dosyaları indirmek özellikle Türkiye gibi internetin çok da iyi biz indirerek bir takım işler yaptık. Bu iklim iletişim meselesinin başka yönleri var tabii. Bir kere parazitler var. Onlara ben parazitler diyorum, iklim inkarcıları. Parazitler yani onların bir temeli de yok zaten. Yani bilimsel bir temelleri de olmuyor. Kandırabileceklerini kandırıyorlar. Öyle bir 9 Eylül'de bir tane bir jeolojide bir hoca var. O çıkıyor böyle bir takım şeyler söylüyor. Türkiye'de var öyle insanlar. Ondan sonra bir kere şey diyor işte geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. Gelecekte de şu anda gördüklerimizde jeolojik değil tabii. Yani şunu birbirinden ayırmak çok önemli. İklim insan olmasa etrafta, olmasaydı bile etrafta değişecekti zaten. Orası kesin. Ama bizim şu anda derdimiz olan şeyin insanın yaptığı artı etkilerden dolayı son 100 yılda, son 50 yılda çok hızlı değişiyor olması ve bu değişimin de önümüzdeki 100 yıl içerisinde değişmeye devam edeceği ve hızlı bir şekilde devam edeceği. Burada hız meselesi var. Geçmişte görülmedik bir takım durumların ortaya çıkması meselesi var. Bunları insanlara anlatmak lazım. Yani iklim konusunda, iklim bilimi konusunda ne kadar çok bilirseniz, çok da fazla bir şey bilmenize gerek yok. Ama bir miktar bir şey bilirseniz, bunu siz bir takım bu insanlara, yani bu inkarcıların bir kısmı cahil, bir kısmı sansasyon yaratmak istiyor, bir kısmı da bazı şirketler, ne bileyim fosil yakıt lobileri tarafından finanse ediliyor. Ayrı bir hikaye. Onun şeyine girmeyeceğim yani ben savcı değilim. Bunların ayrıntısına giremem ama farklı nedenlerden dolayı iklim inkarcıları var. Bu bir gerçek. İkinci mesele, çok önemli mesele, iklimin tanımı meselesi. Şimdi iklim değişimi demek, işte aramızdaki seyircilerin önemli bir kısmının hayatlarında bir olasılık dersi okuduğunu kabul ediyoruz. Ondan sonra buradaki değişim bir olasılık yoğunluk fonksiyonundaki değişme. Yani probability density function diyelim. Bilkent olduğu için İngilizce konuşuyor. Siz %30 da değilsiniz. Siz %100'sünüz diyor. Ondan sonra. Bu probability density function'daki değişme, kaymalar önemli. Onun için iklim değişen o olasılıklarla olasılıkların altındaki bir realization, bir gerçekleşme. Bu senenin iklimiyle, bu senenin gelişmesiyle, mevsimleriyle, sıcaklıklarıyla gelecek sene ve evvelki sene birbirlerinden tabii ki farklı olacaklar. Çünkü bunlarda bir tombala elemanı var. Bir
ne derler, bir piyango tarafı var bu işin. Bunlar birbirlerinden farklı olacak. Bizim burada iklim değişimi dediğimiz şey olasılıklardaki değişme. Her sene muhakkak ki işte bir derece artacak, iki derece artacak falan değil. Olasılıklardaki değişme. Ve biz o olasılıklardaki değişmeleri yakalayıp, anlayıp bu olasılıklardaki değişmelerde nasıl olacağı yönünde, yani olasılıkların nasıl ileride olacağı konusunda bir takım hesap kitap yapmaya çalışıyoruz. Onun için her yılın iklimi tırnak içinde bir önceki yıldan ve bir sonraki yıldan birazcık farklı olacak. Bunların ne kadar farklı olduğu ve bunların olasılıklarının nasıl bir değişme olduğunu yakalamaya çalışıyoruz. Onun için yıllar arası dalgalanmalar, bu iklim tanımına giren şeyler ve yıllar arası dalgalanmaların insan etkilerinden de farklı nedenleri de olabilir. Onu da söyleyeyim bu arada. İşte El Niño gibi falan bir takım süreçler var ki onlar iklim değişimiyle biraz ilişkili ama kendi başlarına cereyan eden başka olaylar da var. Onun için yıllar arası iklim dalgalanmaları olacak. Biz sadece bundan ne bileyim işte 30 yıl öncesinin ocak sıcaklıklarını alıp onların bir şeyine histogramını veyahut da işte artık densitesi neyse hesapladığımız zaman bundan ilerideki yıllardakini bundan farklı olacağını söylüyoruz. Yaptığımız iş o. Biz hep olasılıklar cinsinden değişmeleri izlemek zorundayız. Son hikaye iklimle ilgili iletişimde tabii ki şey meselesi var. O beni aşan bir mesele. Onu bir yerde siz işte sosyal psikologlarla ve siyaset bilimcilerle konuşmanız lazım. O da nesiller arası sorumluluk meselesi. Burada zaman ölçekleri uzun. Bugün bizim yapacağımız bir takım şeyler, belki de çocuklarımızın ve torunlarımızın ne koşullarda yaşayacağını etkileyecek. Ve insanlar genellikle gelecekle ilgili kararlar almakta zorlanırlar. Hele Türkiye gibi bir yerde insanların planlama yapmadığı bir ülkede. Planlama bazen de yapamadığı bir ülkede. Gelecekle ilgili onlardan kalkıp da yani o gün kendisini zor doyuran bir işçi ailesine gidip ya kardeşim sen 30 sene sonrası için torunlarının nasıl bir iklimde yaşayacağını biliyor musun diye sormak da bana göre biraz abese giriyor. Yani çünkü adam aslında yarını nasıl getireceğini, yarınki faturasını nasıl ödeyeceğini düşünen insanlar. Ama o bakımdan ekonomik olarak darda olan insanlarda bir takım değişikliklerin yapılması çok ciddi bir takım politik süreçleri, ama demokratik politik süreçleri gerektiriyor ki toplu bir takım kararlar alınabilsin. Onun için bu bayağı şey bir iş. Yani kolay bir iş değil. Benim uzmanı olduğumda bir iş değil ama yıllardan beri içinde olduğum için 3-5 laf etmeye çalışıyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar.